Merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Astrolog Ayşe Aslan ben. 15-21 Mayıs haftasını konuşuyor olacağız. Gökyüzü gerçekten oldukça hareketli, oldukça gergin, oldukça da kararlı bir gökyüzü var aslında bu hafta. Ee, öncelikle şunu söylemek isterim ki Türkiye haritasında yükselenimiz yengeç. Türkiye haritasında halkı gösteren yer yengeç. Şimdi e, Venüs'ün ve Mars'ın çok güzel açıları var bu hafta. Üstelik de yengeç burcundayken yapıyor. Satürn'e Venüs'ün güzel bir üçgeni, ay düğümlerinden aldığı yine üçgen ve seksil açısı. Aslında yukarıdan baktığımızda büyük pencereden baktığımızda geleceğimizi şekillendiren önemli bir irade ortaya koyuş gösteriyor diyebilirim. Plüto ile Mars'ın arasında da çok güzel bir Sert açı var. Aslında çok güzel diyemeyeceğim bunu ama yine de çok güzel. Yani halk artık sıkıştığı, tıkandığı, e, tükendiği, e, bocaladığı bütün konuları el birlik olarak kenetlenerek e, kendi gücünü, milletin gücü o sandıkta ortaya koyulacak gibi geliyor. E, ben diğer belki birçok astroloğa göre e, ikinci tura kalmayacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bu gökyüzü biraz keskin, agresif, aslında önümüzde taş koyan, bütün engelleri temizleyeceğimiz bir iradeyi ele geçirmek şeklinde söyleyebilirim. Şimdi Mars yengeç burcunda halkın iradesinin bulunduğu yerde artık bir kükreme var diyebilirim. Venüs aynı şekilde yengeç burcunda. Yani sevdiklerimizi korumak, kendimizi güvenliğimizi ve geleceğimizi korumak adına yapmamız gereken bazı e, değişim, dönüşüm için e, eylemler var ve bunu sandıkta göstereceğimizi düşünüyorum. E, tabii ki halk neyi istiyorsa e, o yaşanacak. Ben tek e, seferde olacağını düşünüyorum. Hem e, Jüpiter'in 29 dereceden yine 28-29 derecelerdeki yengecin açısıyla beraber Mars, e, Pluto'yu da bir devreye koyacak olursak 0 derecelerde tam bir e, kırmızı üçgen oluşturuyor. Yani bu sert açı önümüze taş koyan, engel koyan her şeyi yakıp yıkıp geçebileceğimizi, sert ve agresif bir şekilde direkt kendimizi ortaya koyabileceğimizi, halk olarak bir dur dememiz gerektiği yerde elimizi taşın altına koyacağımızı ve kendi güvenliğimizi savunmak amaçlı biraz agresif davranabileceğimizi gösteriyor. Tabii ki seçimin sonrasındaki bu agresiflik. Ee, halk arasında işte kaosa sebep olma ihtimali var arkadaşlar. Bunu e kısmen de olsa dikkat etmek lazım. E nasıl diyeyim? Körüklememek lazım. Eee... Kavga enerjisinde olmamak lazım. E, kavga enerjisini daha çok böyle sandıkta oyumuzu kullanarak, e, irademizi kullanarak, oy kullanarak aslında göstermemiz gerekiyor diyebilirim. E, dışarıda halkın e, kaosa sürüklenebilme ihtimalini göz önünde bulundurarak sakinliği ve sükuneti daha aklıselim şekilde irade ortaya koymayı unutmamak gerektiğini de altını çizmek isterim arkadaşlar. Umarım hepimiz için en hayırlı sonuca kavuşuruz bu seçimin sonucu hepimiz için hayırlı olur inşallah diyorum. Gökyüzü her ne kadar gergin olsa da arkadaşlar yapılması gereken, irademizi ortamaya koymamız gereken, önümüzdeki taşları temizlememiz gereken bir haftadan geçiyoruz. Eğer burada e, hayatımızda tıkandığımız, e, bizim önümüze ket vurmaya çalışan, e, ilerlememizi engelleyen... Olay, durum, kişi varsa bunlara e, sert bir şekilde karşı çıkmalı. Kendi hayatımızla ilgili, geleceğimizle ilgili e, mutlaka irademizi ortaya koymak zorundayız. Ama toplum için konuşacak olursak burada kargaşa ve kaosa yatkın bir e, gökyüzü var. O yüzden aklı selim davranmayı, e, getirisini götürüsünü iyi hesaplamayı, kışkırtmalara ve e, yani hakkımızı arayalım derken ışkırtmalara e, kapılmadan e, daha böyle güvenliğimizi tehlikeye atmadan ilerlememiz gerektiğinde unutmayalım arkadaşlar. Bir de tabii ki kampanyamız var. Bir kısaca ondan bahsetmek istiyorum. Doğum haritası analizi, öngörü analizi, bir de saat tespiti yani doğum saati tespiti kampanya fiyatım 1000 TL arkadaşlar. Bu kampanyayı kaçırmayın derim. Bizimle WhatsApp hattımızdan iletişime geçebilir, kampanyamızdan yararlanabilirsiniz. Merhaba Boğa Burcu ve Yükselen Burcu Boğa olanlar. Evet arkadaşlar, Jüpiter 29 dereceden e ee, sizin burcunuza geçmek üzere artık Koç'tan Boğa'ya geçmek üzere ve artık şans fırsatı daha da belirgin halde görmeye başlayacağız. Şimdi Plüto'ya baktığımızdan e, andı e, 10. evimizde olduğunu görüyorum. Bu ne demek? Kariyerle ilgili Jüpiter'in de 1. evimizde tam da böyle sıfır derecelerde olduğunu düşünürsek aslında 29 dereceden tabii 0 dereceye ilerleyecek. Öncesinde tartıştığımız konularda ne kadar doğru bir tartışmaya girdiğimizi, hakkımızı nasıl savunmamız gerektiğini fark ediyor olacağız. Şimdi öncelikle haftanın başında işle ilgili bir problem, ya da işle alakalı, kariyerimizle alakalı bir problemle yüzleşiyoruz sanki. Bu problemin üzerinden gelebilmek adına yapmamız gereken, eyleme geçmemiz gereken, hakkımızı savunmamız gereken konuları tartışıyor olabiliriz arkadaşlar. Haftanın başında belki iş arkadaşlarımızla, patronumuzla veya çalışanlarımızla tartıştığımız konuda ne kadar haklı olduğumuzu ve bu... Haklılığımızın arkasında durursak da e, yani hafta sonuna doğru m, fark edilecek ki e, e, evet doğru bir savaşın içindeymişiz, doğru bir şeyi savunuyormuşuz. E, evet burada yapılması gereken e, son rutüşleri yapmışız e, ve bize dur diyenler şu an iyi ki yaptık diyeceğimiz bir konuma ve m, ya akışta bizi takdire kadar da götürecek arkadaşlar. Şimdi e, tabii ki haftanın başında e, o agresif bir enerji var. Jüpiter 29 derecede, e, Mars da aynı şekilde 28-29 derecelerde ilerliyor olacak arkadaşlar. Şimdi bu sert enerji içerisindeyken biraz böyle savaş ve mücadele isteyecek bizden. Hafta sonuna doğru Jüpiter'in de Kuzey Ay Düğümü ile beraber sizin burcunuzda olması sebebiyle aslında e kendi duygularımızı, düşüncelerimizi, fikrimizi e, açık bir dille ortaya koyduğumuzda net şekilde söyleyebilirim ki e, bütün sorunları üstesinden gelebiliriz. Şimdi Venüs'ün de 3. evimizde olduğunu düşünürsek, uçurtma kalıbını da e, konuşacak olursak yani e, hayatımızda ciddi ve önemli bir karar vermek üzereyiz arkadaşlar. Veya belki bir sınav atlattık, belki bir haber bekliyoruz. O Bu hafta artık sanki olacaktı olmayacaktı diye düşünürken hafta sonuna doğru e, rüzgarın bize doğru estiğini ve şanslı ve fırsatı beraberinde getirdiğini de görebiliriz. Gerçekten gökyüzü. Bu hafta hem sert hem de çok avantajlı fırsatlara gebe diyebilirim. Umarım her şekilde iyi değerlendirirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.